26 Ekim 2021 Salı gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim siz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım, canlarım bir tanelerim. Sesli Gazetenden antrosu ile alakalı söyleyecek vallahi billahi bir şeyim yok. Niye vallahi billahi dedim ki var aslında bir şey. Allah çarpılacağım AKP'li olacağım ben. Niye öyle dedim ki? Ee, ya evde kahve kalmamış. Kahve kalmamış. Kahvenin kalmaması tam bir felaket. Disaster. Disaster. Çünkü ben günde üç kere kahve içen adamım. Sabah sabah öğle arasında öğle yemek yedikten sonra ya bunlar olmazsa olmuyor. Kendimi hep uykulu, yorgun hissediyorum. Yani o kafein bu damarlara girecek. Neyse artık siz bu videoyu seyrederken kahvenizi benim yerime içersiniz, bir de fotoğraf çekersiniz ekranda birlikte Instagram'da paylaşın. Şaka maka arkadaşlar? Bu 24 saat geçiyor ya. Tekrar sesli gazeteyi çekme zamanı geldiği zaman Allah'ım böyle bir üzerime bir yorgunluk çöküyor. Çünkü o haberleri okuyup onların psikolojisine bürünmek, onları içinden şunu alayım, şunu almayayım demek, o heriflerin suratını tekrar görmek. Hakikaten zor bir şey ya. Vallahi yani siz olmasanız çekilir dert değil. Sesli gazete. Bu manidar espirden sonra tamam ben uzatmıyorum. Sesli gazeteye geçeyim. Siz de çay çorba kahve Evet 10 Büyükelçi hadisesi tazeliğini hala şimdilik koruyor ama merak etmeyin yani bir iki güne kadar onu da unuturuz. Ümmetinin lideri e, yeni bir kepazelik gündemimizi ekler bir iki günde onu konuşuruz. Yani Türkiye'de AKP'nin olduğu yerde kepazelik bitmez. Şimdi bu 10 Büyükelçi hadisesine gelirsek <laughs> yani şunu anlıyoruz demek ki bazen elçiye de zeval oluyormuş. Güzel espriler dönüyor sosyal medyada çok enteresan. Geçen bir tanesi şey yazmış. Viyana sözleşmesi yaşatır diye çok enteresan bir şeydi. Pek çok espri var bununla alakalı. Ee, şimdi. Bakayım bir saniye ben geliyorum. Bununla alakalı haberler karışık arkadaşlar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi nihayetinde. E, <laughs> Büzük yemedi gönderemediler 10 büyük elçiyi. Zaten gönderemeyecekleri bunun blöf olduğu bir açıktı. Hay gönderebilirdi de bu Ayasofya'nın açılışında olduğu gibi, yani Ayasofya'yı açacağız, açtık filan demek gibi sonuçlarının ne getireceğini bilmeden böyle bir e, manyaklık yapabilirlerdi bunlar. Keşke yapsalardı, ben çok isterdim yani. E, şey, dün sabah saatlerinde bir tweet attım arkadaşlar. Tweet'te şey dedim, yarın dedim bu adamlara yarın hani 10 hani büyük kovamamışsınız diye sorduğumuzda AKP'liler Dışişleri Bakanımızın ikazından sonra hatalarını anlayıp özür dilediler. Biz de affettik diyecekler. Bir köşeye yazın diye bir tweet attım arkadaşlar. Saat 14.19'da akşama doğru bir haber düştü. Haber de şu. AKP'li Hamza Dağ ülkemizin dirayetli duruşu sayesinde 10 büyükelçi iç işlerimize ve yargı bağımsızlığımıza müdahale girişiminden geri adım attı diye. <laughs> ya malımızı bu kadar iyi tanıyoruz ya. Ya bu kadar iyi tanıyoruz. Ya bunlar nelere açıklama bulmadılar da buna bulacaklar. Enflasyona buldular, şuna buldular, buna bul. Ne bileyim uçakta şampanya içen neydi o herifin adı? Egemen Bağış'ın onun şampanya olmadığıyla alakalı video bile çektiler adamlar ya. Ya buna mı açıklama bulmayacaklar Allah aşkına? Ee, Alman hükümet sözcüsü tabi Seyber nasıl okunuyorsa Türkiye bize bildirimde bulunmadı yani Türkiye diyor ki ben sizi kovacağım diyor sizi personel grata ilan edeceğim diyor ama bunun büyük el, yani dışişleri bakanlıkları o ülkelerin ilgili ülkelerin dışişleri bakanlıklarının bundan haberleri yok <laughs> demiş ki Türkiye bize bildirimde bulunmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafa karıştırıcı ve anlaşılmaz açıklamalarını endişeli takip ediyoruz yani sen endişeyle takip ediyorsun biz onu 80 milyon olarak her gün yaşıyoruz lan ya bir de o halkın neler çektiğini bir siz. her gün farklı bir açıklama onun söylediği yalanı öbür düzeltmeye çalışsın onun düzelttiği yalanı öbürküsü tekrar yok yok bu yalandı desin yani bu anlayamadınız mı daha lan siz sizin yani teknolojiniz var bilmem neniz var yani her şeye rağmen bu adamın böyle bir şey olduğunu daha öğrenemediniz mi ya şey çok enteresandı. Engin Koç CHP milletvekili. Kimse de sormuyor, tweet atıyor adama. Kimse de sormuyor. Erdoğan büyükelçileri istenmeyen adam ilan ederse kadın büyükelçiler ne yapacak? <laughs> Zekaya bakar mısın? Ülke yönetmeye aday adamlar bunlar. Yani diyorlar ki biz de bir muhalif partiyiz. Seçime giriyoruz. Ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar. Zekaya bak. Zekaya bak ya. Yorumları siz yapın artık. Ya adam böyle bir tweet atmış yani. Ee, evet. AK Parti sözcüsü Çelik. Devletimizin diplomatlara karşı misafirperli, misafirperverliği dünyaca ünlüdür diye bir şey söylemiş. Ya yani, tükürünü yalamanı anlayabilirim de bir insanın kusmuğunu yalaması içmesi de o da farklı bir şey ya. Yani çok enteresan ya. Nasıl nasıl bir dünya yaşıyorlar değil mi? Yani şey bulamıyoruz artık bununla alakalı bir açıklama, espri, ironi yapamıyoruz yani böyle bir şey. Bakalım başka neler var arkadaşlar bu konu. Ha, Hürriyet yazarı Selvi. Ben aslında bu Hamza, yukarıdaki o Hamza bilmem ne var ya onun söylediği açıklamayı Abdülkadir Selvi'nin yapmasını beklerdim aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu 10 ülkeyi anladığı dilden konuştu. Ancak bundan sonra serin kanlılıkla hareket etme zamanı. <laughs> yani çok da kasmamak lazım diyor. Çok da kasmayın. Olduğu kadar biz yine söylediğimizi söyledik. Aslında bu söylediğimiz büyükelçilere değildi. Yani büyükelçileri ilgilendiren bir şey değildi. üstlerini almasınlar. Biz sadece bizi dinleyen kitleyi etkilemeye çalışıyoruz. Nasıl böyle Cesuruz, onlara posta koyuyoruz demek istiyoruz. Yani sadece buydu amacımız. Yani onlar yanlış anlamasınlar. Onlarla alakalı bir konu değil <laughs> demek bu yani. Dolar 9.74'ü gördü diye dün gece bir haber düştü. Aslında dolar 9.74'ü görmedi. TL ebesinin örekesini gördü diye o haberi değiştirmek lazım. Dolar 10 liraya doğru kutlu bir şekilde yürüyor arkadaşlar. Yürümeye devam ediyor. Ee, bir haber vardı bir saat önce gelmiş. Jandarma Genel Komutanlığı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve 32 ile gönderilen genelge uyarınca özellikle esnaf, teröristlerin bu süreçte yüksek miktarda döviz bozdurabileceğine yönelik uyarılacak. Yani esnafları uyarılacak, uyaracaklarmış. Dikkatli olun teröristler gelebilir. 1 milyar, 2 milyar dolar filan bozdurmak isteyebilirler filan diye. Lan ne güzel işte. Ülkeye döviz giriyor sen ne yapacaksın? 1 milyar, 2 milyar, kaç milyar, kaç milyon dolar Ülkeye döviz giriyor. Bırak bozdursunlar. İstediğiniz bu değil mi zaten? Şimdi bir hafta, iki hafta, üç hafta önce neyse bir kanun yaptılar. Bundan böyle bir dolar da alsan, on dolar da alsan kimlik ibraz etmek zorunda kalıyorsun. Artık satarken de bunun ne olduğunu, ne için olduğunu falan ispatlamak zorundasın. Niye olsun istiyorsunuz siz ben anlamadım ki. Ülke döviz mi girsin, kimse almasın mı? Ne istiyorsunuz? Ya da sadece döviz alanların, dolar alanların kim yani onlardan başka kimsenin almış olmamalarını istiyorlar. O, o muhtemelen odur. Ya burada hep böyle bunun esprisini yapıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, espri <laughs> yani zaten gerçek bir espri. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine sunulan raporda en nitelikli mahkumlar Türkiye'de cümlesi ibaresi geçiyor. Burada da diyoruz ya işte entelektüel level'ı en yüksek dünyada işte hapishaneler Türkiye'de falan diye gazetecisi, savcısı, hakimi, akademisyeni bilmem ne falan hepsi orada falan diye hakikaten de öyle yani. Bak adam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki raporda bile bu geçiyor yani. En nitelikli mahkumlar Türkiye'de. İnsanlar Türkiye'de bir şeye sahip olduklarında bunun hep AKP için şükredilmesi gereken bir şey olduğunu ve AKP'nin sayesinde bunların olduğunu, mesela evinde bir televizyon varsa bu AKP sayesinde. Eğer senin imkanın olmasa televizyon alabilir misin? Alamazsın. Demek ki senin imkanın var. E bu imkanı sana kim veriyor? AKP veriyor. O zaman sen bu imkana rağmen şikayet ediyorsan sen hainsin. Yani televizyon sahibi olmak lüks bir şey. Kafa bu AKP'de işte o telefonunu göster diyen amcalardan tutun da sosyal medyada gördüğümüz o videolarda, sokak videolarında, röportajlarındaki heriflerin kafa böyle çalışıyor. Şimdi AKP Genel Başkan Yardımcısı ...ekonomiyi övüyor. <laughs> Merdi Kıpti Şeca tarz ediyor. Her evde 2-3 telefon var ya diyor. Yani her evde 2-3 telefonun olması sanki bir kişide 2-3 telefon varmış gibi olsa daha iyi o ne ki yani. E, yani 5 kişi varsa ...beş tane telefon olması normal her evde. 2- üç tane telefon var diyor. Ve bunu sanki... E, ...toplumun imkanının... ...ekonomik imkanının çok olmasından dolayı... ...her evde 2 üç telefon olmasını... ...böyle bir bağlantı kuruyor adam. Ya aslında... ...doğru söyledi daha. Her evde mesela çatal, kaşık ve tabaklar var ya... ...yani üçer, beşer, sekizer tane çatal, kaşık ve tabak var yani. Değil mi? Bunu da ihmal etmemek lazım... Yani neler neler var evde. Bazı evlerde mesela e, halı varmış ya yerde. Gerçekten. Yani eğer o imkanlar olmasa, imkan olmasa o vatandaş o halıyı alabilir mi Allah aşkına? Haklı adamlar ya. Bu şey yetmiyormuş gibi ümmetlerin lideri bak. Aynı minvalde. Şu anda her evde araba var, kapıcısında araba var. Şu anda ikinci el araba yetişmiyor. Bunları nasıl görmemezlikten geliyorsunuz? Ulan ne olsun istiyorsunuz ya? İnsanlar yürüyerek mi gitsinler işlerine? Araba sahibi olamasınlar mı? Araba sahibi olmak lüks bir şey mi? Sizin sayenizde bir şey mi lan? Avrupa'da 200 euroya, 300 euroya, 400 euroya araba alıyorsun ya. Bütün öğrencilerin altında araba var ya. Öğrenci olan bir adam arabasını alabiliyor ya. Ya ne olsun istiyorsunuz yani? İnsanlar da araba sahibi ol, olmasınlar, evlerinde 2-3 tane telefon olmasın. Peki ne olsun lan? Ya ne olsun, ne olmalı? Bak AKP'li Miroğlu, milletvekili, o da demiş milletvekili emekli maaşıyla yaşıyorum. Yoksullaştığımı hissediyorum. Allah Allah. Yoksullaştığımı hissediyorum. Hatta ek iş bile yapmayı düşünüyorum gibi de bir şey söylemiş yazıda geçiyor. Yani bir AKP'li milletvekiline AKP'li maaşı yetmiyorsa demek ki ya çok harcadığındandır ya da Bunlar hani her çeşmenin başına oturmuşlar ya böyle işte tügvası bilmem nesi filan. Bu biraz saflığından dışarıda kalmış. Çok fazla giremiyor yani o ortama. Buna pay vermiyorlar. Bunun meselesi o olabilir yani. Emekli maaşı neye yetmiyor lan? İnsanlar 2400-2800 lirayla geçiniyor. Hayır bir de bir AKP'li yani. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu bu ne alaka ya bunlardan bahsediyor. Ermeni katliamı yapıldı deniyor şimdi de. Şimdi de mi? Hep deniyordu zaten. Hadi oradan be sahtekarlar Ermenilere yüzyıllarca yaşama hakkını kim verdi? Osmanlı verdi. Mesela haberlerde bazen duyarız işte adam babasını öldürüyor. Babası çocuğunu öldürüyor. işte annesini öldürüyor. Kuzenini öldürüyor. Böyle şeyler var biliyorsunuz. Yani bu mesela 30-35 yaşına gelmiş işte sonra babasını öldürüyor. Bu adam katil değildir. Çünkü bununla 30-35 yaşına kadar beraber yaşamış falan der misin? Var mı böyle bir şey? Yok. İşte diyor 1917 yılına kadar beraber yaşamışlar. Ondan sonra mı oldu bu falan diyor katliam yapıldı. Evet. <laughs> 1917'den sonra oldu. 15'ten sonra neyse. Yani Türkiye'nin şu anda içinden geçtiği durumu bilmiyormuş gibi. Türkiye'nin kendi halkına neler yaptığını yani AKP'nin ele geçirdiği bu sistemin kendi halkına nasıl bir zulmü reva gördüğünü bilmiyormuş gibi ve sanki bu zulmü görüp ulan kendi halkına bunu yapan Ermeniye neler yapmaz demiyor musun sen ya? Sanki yeryüzünde bunu yapan da tek Türkler var yani işte Kamboçya'da Pol Pot oldu, Stalin kaç, kaç milyon kişiyi öldürdü, Rus, Almanya hakeza öyle. Yani Diktatörler için kendi halkından olmuş olmamış birilerini öldürmek çok büyük bir sorun değil ki. Yani niye sen üstüne alınıyorsun ki ben onu anlamadım yani. Bir yıl içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan vakıflara aktarılan paralar, İlim Yayma Cemiyeti'ne 289 milyon lira, Ensar yani Vakfı'na 62 milyon lira, TÜGVA'ya 45 milyon lira, TÜRGE'ye 38 milyon lira. Yani böyle bir sistemi kim bırakmak ister ki? yani böyle bir sistemi bırakmak istemektense ülkede bir iç savaşın çıkması daha iyi değil mi? AKP'li belediye hak arayan itfaiyecileri temizlikçi yaptı, yerlerine eğitimsiz işçileri aldı. O eğitimsiz işçileri de itfaiye şefi falan yapsın, olsun, bitti. Tam AKP işi budur. Bundan bir süre önce 7-8 ay falan oluyor galiba İzmir'deki HDP binasına girip Deniz Poyraz adlı genç bir kızı öldüren faşist ülkücü terörist arkadaşlar Onur Gencer saldırıdan önce 27 defa emniyeti aramış. Zaten böyle bir saldırı oluyorsa ve işte MHP liderinden tutun da AKP'lilere kadar buna destek veriyorlarsa zaten katilin kimin olduğu belli. Yani her şey bunların ellerinde olmasına rağmen bu ortaya çıkıyor. Yani 27 defa aradığı ortaya çıkıyor düşünün. 27 defa aramış bu terörist ülkücü. Ee, sonra bu terörist ülkücülerin başındaki en büyük terörist ülkücülerden bir tanesi MHP lideri Devlet Bahçeli. Kavala'nın vatandaşlıktan çıkarılarak 10 büyük elçiden birinin ülkesine gönderilmesi zorunluluktur. Sen Kavala'yı bu kadar seviyor muydun ya? Vallahi yani çok güzel bir teklif. Keşke bütün bütün o hapishanelerdeki masum insanlar için böyle bir teklif yapsanız yani ve bu mesela oylayın bunu kabul edilsin mecliste. Vallahi herkesi gönderin mesela. O ülkeyi terk etmek isteyene o ülkeden gönder. Ne kadar güzel bir şey olur ya. Yani hiç beklemediğim bir çıkış. Şu da e, iki goy goycu. Nevşin Mengü, Aslı Aydın Taşbaş. Bunlar Türkiye'de kendilerini hala gazeteci sanan, gazetecilik yaptığını sanan, hiç böyle bir eli yağda, bir eli balda, mainstream, ortam gazetecisi yani bunda video yapıyor işte Nevşin Mengü'nün kanalına konuk olmuş. Şimdi <laughs> başka kimi çıkartacak ki Nevşin Mengü kanalına yani? Ee, korkunç şeyler söylüyorlar. Bu Aslı Aydın Taşbaş denen bunlar da hatta tweet de atmış. Ya biz işte öyle goy goy yapıyorduk filan gibi. Mar Marava yapıyorduk mu ne demiş. Kadın diyor ki ee, şimdi diyor tabi gördüğümüz üzere diyor eskiden diyor 90'larda filan faili meçhuller vardı diyor. Veya işte şeyler vardı diyor, işkenceler vardı diyor, sistematik işkence vardı diyor. Şimdi artık günümüzde o kalmadı diyor, sistematik işkence diyor. Ve bunu diyen böyle AKP'li bir gazeteci değil hani. AKP'li olmayan en azından biraz objektivite beklentisi içinde olduğun bir gazeteci. Nevşin Mengüde ya saçmalama falan demiyor. Aynı kafadalar zaten. Ayranım dökülmesin. yanağım öpülmesin hesabında kimsemize bulaşmasın. Biz kendi aramızda takılalım. Ee, bir gazeteci kendine gazeteci diyen bir insanın hükümet yanlısı değilse Türkiye'de sistematik işkence olmadığını söylemesi ya kasıtlı bir şeydir ya da bilmiyorum ben anlamlandıramıyorum bunu. Ulan senin ülkende insanlar hücrelere atılıyor, insanlar kaçırılıyor, insanlar sistematik olarak işkenceye geçiriliyor zaten o ayrı bir şey. Helikopterlerden insanlar atılıyor. İşte o demin örnekte olduğu gibi hedef gösterilip linç ettiriliyor. Gidip HDP binasında güpegündüz insanlar öldürülüyor vesaire 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 ve bunların hiçbirini görmüyormuş gibi bu kadın da çıkmış diyor ki şey Türkiye'de artık sistematik işkence yok diyor. Doğrudur belki sistematik işkence yok artık direkt öldürüyorlar, linç ediyorlar, sakat bırakıyorlar filan. Bunlara ne diyebilirsin ya? Yani düşünün bu AKP yarın bir gün gidecek bu adamlar. Benim işte en büyük tedirginliğim AKP gidecek bir şekilde. AKP gider. AKP'nin o bırakacağı, miras olarak bırakacağı o bozuk düzen, onun üzerine kimler kurulacak? Yani biz hep birlikte bu ülkeyi rehabilite edelim mi diyecekler? Yoksa yok şimdi bizim sıramız artık bizim düdüğümüzü ötecek mi diyecekler? Ben ondan korkuyorum arkadaşlar. Bunlar da işte şey ortam gazetecisi. Yani bunlar gibi yani gazetecilik aslında Türkiye'de incelenmesi gereken bir şey. Bir yandaş gazetecilik var bir de işte ne bileyim Cüneyt Özdemir gibi böyle hafif yalaka böyle dil darbesi atan ama tam da yalaka değil gibi. Yarın öbür gün sistem değişirse biz öbür tarafa da kendimizi beğendirelim şimdiden diyen tiplerden tutun da. Ama işte kadın şey de o ee, neydi Cevheri güveni filan söylenmişler galiba buna. Ben Cevheri güveni filan bilmem nasıl bir gazetecidir bilmem. Lan sen bir gazeteci olarak Cevheri güveni duymamışsan, sen farklı bir dünyada yaşıyorsun demektir bir kere. Yani bizden başka kimse gazeteci olamaz. Gazeteciler sadece benim etrafımda yaşayan gazetecilerdir. Ben tanımıyorsam o gazeteci değildir kafası bu. Neyse arkadaşlar çok uzattım ama sinirimi bozan şeyler bunlar. Ben o zaman gideyim yavaş yavaş. Özgür olun, özgür kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Anlayışınızdan her türlü öpüyorum. Bir iki gün sonra görüşmek üzere canım dostlarım. Sağlık ve afiyetle.